Ne güzel ya. Nasılsınız? Çok beklettim mi sizi? Ya. Kesin çok beklemişsiniz yani. Hangi köy bu şimdi? Köy okulu muydu? Köy okulu. Ben diyorum hangi köy bu? Ortaköy herhalde dedim ben bir an. Ya Mecidiyeköy? Hangi okul? Uludağ Üniversitesi Konservatuarı. Ha bir de şey var, ne lisesiydi? Güzel Sanatlar Lisesi var mı? Ya, tamamen yanlış şeyler söylemişler bana. Konservatuar hangi bölüm? Başka? Bir tek, ya konservatuarda bir tek müzik yok biliyorsunuz. Sanki böyle ne alakası soru sormuşsunuz gibi baktınız bana da. Hani onun balesi var. Değil mi? Balede var mı? Yok sadece müzik. Gördünüz mü? Ya sadece müzik yokmuş. Eğitim fakültesi de var. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Niçin buraya geldiğinizi biliyor musunuz? Sizi görmeye. Onun dışında. Kimse bilmiyor galiba buraya niye geldiğini. Ha? Sen niye geldiğini biliyor musun buraya? Evet, siz okumuyorsunuz madem. Ben sizi okuyayım bari dedim. Kitap okumak güzeldir değil mi arkadaşlar? Kitap okumak herkese iyi gelir, iyileştirir. Genelde kızlar okuyor, erkekler okumuyor değil mi kitabı? Değil mi? Kızlar da aynı şeyden rahatsız. Kimler kitap okuyor mesela? Yani kitabı okumadan yatmıyorum diyen var mı mesela? Peki ilk okuyacağınız kitap benden mi duyacaksınız biraz da? O da değil. Mesela siz sanki böyle çok kitap okuyormuşsunuz gibi bir havanız var. Hani ben okuyorum değil de hani böyle mesela ayda bir kitap bitiriyorum falan var mı? Ders kitapları dışında. İnanılmaz kitap hayranları var aramızda. İyi ki kütüphane yapmışız. Harika abi, kitap okumak güzeldir ya. Kitap okuyun. Yani kitap hayal gücünüzü geliştirir, size yol gösterir. Yani bazı kitapları sinemaya, filme alıyorlar ama tabii ki onları da seyredin. Onlar da bir başka birinin hayal gücü ama okuduğunuz kitabın hayal gücü size aittir. Siz neyi öğrenmek, siz neyi görmek istiyorsanız, okuduklarınızdan neyi öğrenmek istiyorsanız, kitapta yazanın anlattıkları ölçüsünde sizin hayal gücünüzle de birleştirip o kitap başka bir yerlere gidebilir. Yani benim okuduğum kitabı sen de okursun ama sen başka bir şekilde anlarsın. Ben yani anlatmak istediği şey mutlaka ortak bir dili vardır ama sonuçta bu kütüphaneler boşuna yapılmadı. Yani ayağınızın dibinde istediğiniz zaman gelip okuyabilirsiniz. İlle de satın almak için kitapçıya gitmeniz gerekmiyor. Yani alım gücünüz yoksa da bak ne güzel. 3 tane kütüphanesi varmış benim bildiğim kadarıyla. Çok özür dilerim. 6'ymış. Ben 3'tü benim zamanımda. Ondan sonra 3 tane daha yapmışlar. Bunlar da boş kalmasın. Mesela biz burada böyle bir gösteri yaptığımız için buradaki kütüphane çalışan arkadaşlar bize kızmışlar. Ne güzel. Hani gelip de buraya kitap okumak için zaman harcayanlar var demek ki. O yüzden biz de onların zamanını almayalım çok fazla. Bir hikayecimiz var biliyorsunuz, Tomis Uyar. Onunla ilgili bilginiz var mı? Biraz önce göstermişler, söylemişler, bana da öyle bir bilgi verdiler. Onunla ilgili kitapları, yaşadığı dönem, kimdir, eserleri. Aklınızda kalmamıştır ama en azından bir hikayeci olduğunu biliyoruz değil mi? Şimdi ben de size onun bir hikayesi olan Konuk adlı bir hikayeyi okuyacağım. Ben aslında yüksek sesle ve kendi sesimi duyarak okumaktan çok nefret ediyorum. Ben eskiden Ankara Sanat Tiyatrosu'nda bana bir metin okutmuşlardı yüksek sesle. Beni kekeme zannetmişlerdi. O kadar kötü okudum ki, çünkü kendi sesimi duyduğum zaman okuyamıyorum. Ben yani içimden okumak hem daha hızlı geliyor. Siz de herhalde kitabı içinizden okumak daha hızlı okuyorsunuzdur. O yüzden şimdi yapacağım yanlışlardan dolayı şimdi herkesin özür diliyorum. Elimden geldiğince en azından bu yazarımızın güzel eserlerinden bir tanesini ben elimden geldiğince size sevdirmeye, belki bundan sonra bilmiyorsanız da bu hikayecimizle ilgili kitaplar okumaya başlarsınız. Bir kişi başlasa benim için kârdır. Kitap okumak o yüzden güzeldi. Boş zamanlarınızda tabii ki Roloff var. Neydi oyunların isimleri? Siz daha biliyorsundur sen. Neydi o şeylerin, bilgisayar oyunlarının isimlerini say bakayım. God of War var. Başka ne var? Bunların hepsi var mı? Hepsi var. Tamam.
İsmi Konuk. Akşamüstleri inceliyor gitgide. Çevremizde bazı şeyler zorlanıyor. Öyle ki köşe başlarını dönemeçleri tutan rüzgar, gevşekliğinden büsbütün hızlanan bir ip, aralıksız dönüşünü yarı yolda geri bir vınlamayla. Koparıyor bir an. Tehlikeli. Geniş alanlara açılıyor, durmaz artık boşuna. Halka halka bütün şehre yayılıyor. Yapıların demirine, çeliğine siner ve boş zamanlarda yankılanır oralarda. Hele uykusuz gecelerde ve deniz kıyısında. Elimizden hiçbir şey gelmezken her dönüşümünde altındaki çarşafın biraz daha buruştuğu, eskidiği, koktuğu, bir yatakta ya da bir kıyı kahvesinde çay bardağını dudağıma götürürken belki yağmurlu bir gün yaklaşıyordur, belki yadırgadığım biri ilişiyordur masaya. Nasıl tam bilinmez. Derken rüzgar köşeyi döner, çöp tenekelerin kapakları yerde, antenler kopuk, çatı katlarında çamaşır ipleri darmadağın, yan masada gözlüklü bir adamın gazetesi kurtulur elinden. Yelken dolar ve tuzlu bir beyazlık parlar alnımıza. Yüreğimizde kıl payı. Karşımda oturuyor. Bacakları yan yana duruyor. Hiç kıpırdamadan. Kapıdan girdiğinden beri birbirimizi kolluyoruz gizlice. 6 yıldır görüşmedik. Okuldayken giydiği kahverengi kazak var yine üstünde. İyi ki. Demek çelimsiz güzelliğini usulca destekleyen kahverengilerden, grilerden vazgeçmemiş. Belki değil, mutlaka nedeni başka. Yani yakıştırmak kaygısı değil. Her şeyi uydurmak zorunluluğu. Küçük bir memurun kızıydı. Akaretlerde otururlardı o sıralar. Annesi terziydi galiba. Onu kahverengiyle griyi, yoksulluğu, soylulukla, seçkin bir beğeniyle örten renklere o alıştırmış herhalde. Yoksa terzi olan öbürünün annesi miydi? Komşuydular. Okula birlikte gidip gelirdik. Durakta birbirlerini beklerlerdi. Yemekhanede aynı masada otururlardı. Önceleri karıştırırdım onları. Bazen ikisine de selam vermezdim. Yalnız öbürü, adını unuttum, başkaydı anlaşılınca. Tatil günlerinde bol etekli, uzun çizmeleri, kırmızı yanaklı, geniş şapkasıyla ayrı bir çağın kızıydı. Sarı güller, dantel mendiller. İşte böyle. Bu özellikleri yüzünden öbürü oldu zamanla. O kaldı. Beceriksiz inceliği, dağınık kaşları, yuvarlak gözlüğünün altından hep bir örnek gülümseyişi nasıl dinlendirirdi beni. Bakıyorum 6 yıldır özlememişim onu aslında. Ara sıra yüzü gelmiş aklıma. İstediğimiz gün bıraktığımız yerden başlayabilirdik. Tıpatıp. Bunun payı da vardı aramamda. Gülümsüyor. Aramızda olabilir bir uzaklığı kapatmak için. Neler yaptın? Anlat bakalım. Gülsen'le hep... Tamam, öbürü Gülsen'di. Senin bir şeyler yapacağını konuşuyorduk. Hiçbir istediğimi daha tam gerçekleştiremedim, diyor. Sözü uzatmamak için kalkıp pencereyi kapıyor. Rüzgarın gevşek ipini tutunmuş, yaylanan beyaz kuşlar, bacakları incecik. O da dışarıyı gözlüyor benimle. Evin güzel, diyor. İyi bulmuşsun. Bir oda daha var, yatak odası yaptım. Ama aydınlığa bakıyor. Yukarıdan çöp falan atıyorlar. Pis. Oturma odasının önü bahçeye yeter. Bir türlü akıl edemediğim en düz, en olağan çözüm yollarını ondan öğrendim ben. Günümü o odada geçirirdim. Olur bitenleri söz gelimi. Gerçeklerin yaşamaya, uygulamaya bileceği kavramdım. İçim ısındı, rahatladım. Hiç değişmemişsin, diyorum. Biraz şişmanladım. O değil de. Okul bahçesinde çimenlerin arasına uzanırdık, keçi boynuzu kemirirdik, tarih çalışırdık. Yaza doğru kokular, çimenler belirginleşirdi. O zaman da kokuları alırdım, çimenlerde korkusuzca yuvarlanırdım. Yanıma yere uzanırdı. Bacaklarını güneşe doğru dönerdi. Gererdi. Bacakları incecikti.
güneşte kara tüyleriyle, güneşte kara tüylerle kaplıydı. Şimdi yeni, sivri burunlu, uzun ökçeli, siyahlığı bile daha tam yumuşamamış pabuçlar ve ayağında. Bir yerde mi çalışıyor, nişanlandı mı, yeri gelince soracağım. Aradan geçen 6 yılda bendeki değişiklik. Kokuları daha iyi alıyorum şimdi. Çimenlerde daha iyi yuvarlanırım. Alman Birliği'nin kuruluşu da aklımda. Yalnız tam tarihiyle değil, 1800'lerde. Ben çayı koyup geleyim. Sen dergilere baka dur. Peki. Zahmet etmeseydin ama. Konuşuyorduk işte. Çimenler ıslak. Çimenler ıslak olurdu. Çaydanlığı önceden doldurmuştum. Ocağa koyuyorum. Mutfakta ikindi üstü yemek kokusundan yeni kurtulmuş ılıklığı sürüyor. Çimenler ıslak olurdu. Tepemizde güneş. Nasıl dayanırdık o kızgın güneşe? Gözlüğümü çıkarınca gözlerim yanardı. Ensem çekilirdi. Tarihe biraz ara verelim. Hangi kitaplar çıkmış bu ay? Ama o kadar. Sanata bütünüyle saygı gösterenlerdendi. Ezberciydi oldukça. Yine de sevmeyi, ayırıp bir köşeye koymayı, en önemlisi unutmamayı bilirdi. Ayrıntılarda saygısızlaşırdı yalnız. Ben de kurcalamazdım. Ayrıntılara inmeyiverirdim. İkinci sırayı tutan sevdiklerimi paylaşırdım onunla. Birinciler aceleci, dalaşmalı, dostluklara birikirdi. Birbirimizden ne beklediğimizi bilirdik. Buydu önemli olan. Yeterdi. Dürtüklenmeyen, kendine dayalı bir şey. Saatlerce konuşmazdık. O da dolu kalırdı. Sonraları çok yakın somut dostluklarla, ki o yakın dostum bile değildi, bir masanın çevresinde toplandığımız oldu. Sıcak, yoğun, bir takım bir şeyler paylaşırdık. Onların masayı aşan yönetimine bıraktık kendimizi. Ama hiç şaşmazdı. Gereksiz, kaçınılmaz bir göz göze geliş, bir duraksama, biraz geciken karşılanış, o yoğunluğu başka bir masaya, başka bir akşama ertelerdi. Hadi yine baştan. Hep bir çaba, hep bir gerilme. Bir akşamüstü oysa bu odada şimdi ya da okulun bahçesinde o zaman ikimizin dışında bir durum, bir iniş, bir çıkış söz konusu değildi. Sıkılıyor musunuz arkadaşlar? İyi gidiyor değil mi? Anladınız mı? Ben hiçbir şey anlamadım da. Şaka. Soracağım birazdan ha. Odaya döndüğümde onu duvardaki resimleri incelerken buluyorum. Gülümsüyor. Bu gülüş bir yerde bir daha böyleydi. Bir yerde daha böyleydi. Bir kere daha tam tamına böyleydi bu gülüş. Onun gülüşlerine benzemiyor. Her zamanki gülüşlerini çok iyi bilirim. Sevinç ansızın değil, usul usul açılır onun gözünde. Kendi tadına vararak ve yüzünden öteyi geçmeyi aklına bile geçirmeden göz uçlarında yoğunlaşır. Bu öyle değil. Beni sevdiği, ayırdığı için. O anda odaya girdiğim için. Tamam. Bir gün Aşiyan'a gitmiştik, aklında mı? Öğle tatilinde zil çalar çalmaz nasıl yokuştan aşağı koşmuştuk. Düz beyaz bir yokuştu. Onarılıyordu galiba. Her çukuru atlayınca hızımız biraz daha artıyordu sanki. Durağa vardığımızda soluk soluğaydık değil mi? Ama otobüse binmeden yürürdük. Güzel bir öğle vaktiydi. Yaz iyice gelmemişti. Teller yapışmadan kuruyordu sırtımızda. Tatlı bir esinti. Rumeli Sarı'na yaklaşınca kıyı daraldı. Pürüzsüz bir asfalta başka bir şey kalmadı. Bütün bir dükkanlar kapalı. Ağlar gelişi güzel serilmiş kıyıya. En güzelleri mor ve kirimit rengi. Çevreleriyle en güzel bağdaşanlar. Her şeyde bir bağdaşma, bir uyuşukluk. Çünkü yaz tam gelmemiş. Öyle yürürken umulmadık bir dönemeçten sonra deniz çıkıverdi karşıma. Boş bir arsa, çöplerle, balık leşleriyle dolu bir arsa. Hafifçe denize eğilir. Bu eğimin başladığı yerde kıyıya basamak basamak, yani alışa alışa inen iki yandaki sıcak yalılara sapasağlam yaslanmış, köküyle toprağa sinmiş canlı bir yıkıntı durur. Üstten ince bir toprak şeridiyle yalı duvarını çevreler. Deniz orada bir yıkıntıdan geçer, bir yarıktan ansızın çıkar karşımıza. Hem cami vazifesiyle değil, kendini ortaya koyarak yiğitçe, lacivertçe görünür ve ne zaman baksam bir martı uçar boydan boya.
bu gülüş, o gülüş. Ona göstermiştim gülüş. Ona göstermiştim, gülmüştü. Tam beklediğim gülüştü. Çaylarımızı içerken nasıl surlardan koşmuştuk. Bu şehirde duvarların soluk aldığını, taşların boyuna kaydığını, bir şeylerin boyuna değiştiğini, konuşmalarımızda bir şeyler kattık o öğleye, o kahveye. Dışarıdan biri bile sezerdi değişikliği. Neden bir daha alıp başımızı gitmedik öğle tatillerinde? Okuldaki ders arası konuşmalarımızı düşünüyorum da diyorum, o günün izlenimleri daha kesin. Belki ilkliğinden, belki surlardan, belki benim duvardan. Hangi duvar? Diyor kayıtsız bir sesle. Yüzü boş oluyor birden, dudakları aralanıyor. Sana göstermiştim ya, Hisar'ın oradaki kızarıyor, susuyor. Sevmiştin diye üsteliyorum. Gülmüştün. Evet sahi diye örtüyor. Ne çocuktuk o zamanlar. Çay olmuştur diyorum. Kalkıp ışığı yakıyorum. Mutfak serin, fincanları tepsiye dizerken kuplarını sola çevirmek gibi bir iğretilik. Keşke pasta alsaydım gibi geç artık. Tüylü bir yamuk bir büyüyor boğazımda. Saçma. Kaşıkları gürültüyle koyuyorum fincanlara. Zahmet ettin. Ne gereği vardı şimdi? Diyor. Hep aynı eski kelimelerle konuşuyor. Sen çay seversin diyorum. İki şekerdi değil mi? Nasıl hatırlıyorsun? Diye şaşırıyor. Pes doğrusu. Hatırlamak mı? Diyorum. Başka bir şey. Unutmamak. Belki. Diye ekliyorum usulca. Boş yere kullanılacak. Aynı şey değil mi canım? Diye suçlamaya geçiyor. Geldiğimden beri söyleyeceğim sırada gelmedi bir türlü. Otur şöyle karşıma. Sinirlerim bozuk. Senin gevşe biraz. Yorma kendini. Bak hala ayrıntılardasın. Rahat gerçeklerini ustalıkla sıralıyor. Dinlenmelisin. Yolculuğa çık. Üstüne yeni bir şeyler al. Oku. Gülümsüyor arada. Ama gülümseme değil bu. Gözlerine bir gülümseme resmi çiziyor. Dediklerini duymuyorum artık. Bacağını kaşıyorum. Uzun uzun bacağımı kaşıyorum. Çevremde engel olamayacağım bir hızla oluşan kalınlığı, yağlılığı yarmaya çalışıyorum. Onun için uğraşıyorum. Susarsam belki bir boşluk çünkü konuştukça bir eksilme. Sen neler yaptın peki? Diyorum. Umudum yok ama olsun. Anlatmaya değer bir değişiklik yok ki diyor. Annemlerde kalıyorum. Çıkan kitapları okuyorum. Sonra sinemalar, tiyatrolar. Onun hakkında bildiklerimi tazeliyorum. Akaretlerde oturur. Babası memurdur. Annesi terzi mi? Bir ağabeyi Gülsen diye bir arkadaşı var. O bol etek giyer. Bu giymez. Bunları da kendisi anlatmadı bana. Bir yerden birilerinden duydum. Doğru mu bilmiyorum. Anlatmazdı ki. Dinlerdi hep. Ben anlatırdım. O dinlerdi. Bugün kalkıyorum. 6 yıl sonra. Bir çay daha içelim mi diyorum. Sesimi tatlı olmaya zorlayarak. Yok teşekkür diyor. Sinemaya biletim var. Yetişemem sonra. Kalkıyor, güneşli günlerde bile yanından eksik etmediği yağmurluğunu titizce katlayıp çantasına yerleştiriyor. Kendine iyi bak. Yine uğrarım. Nasıl eksilmeden gülümsüyor. Kapıdan çıkışını, sokağın köşesini dönüşünü, yerde gazeteleri savuran rüzgara karşı güçlükle karşı koyuşunu görüyorum. Hava soğudu. Adamın duvarları daralıyor, öylece kalıyor. Vınlamaların duvarlara sinmiş uğultusu sürüp gidiyor. Öyle miydi gerçekten? Bir kere çimenlere uzanmazdı yanlış. Altına bile bir mendil sererdi. Sonra o gün Hisar dönüşü yokuşu çıkarken birileriyle karşılaşmamıştık. Şimdi hatırlıyorum. Tanımadığım uzaktan uzağa yadırgadığım kişiler. Bir süre hep birlikte çıkmıştık yokuşu. Tepeye varınca da tek kelime söylemeden ayrılmışlardı o da. Oysa yanlış yokuş çıkmak değildi. Öncesi vardı günün. Birlikteliğimiz sıcaktı. Onlar kahverengi kazaklarını çıkarmıştı. Ben yaza güç alışırım. Ayrıca çıkaramazdım kazağımı. Girişken değildim. Onun
sandığı kadar ama silikti düpedüz. Bunca silikken benim yabancılık çektiğim, ayak uyduramadığım bir okulda o herkesle kaynaşmıştı. Yetenekli değildi, herkes bilirdi bunu. Yine de sevilir sayılırdı. Selam verirdi, ölçülüydü, dinlerdi. Bileti hazırdı, bacakları yan yana dururdu. Girdiği kahvelere, geçtiği sokaklara sesinden bir şeyler katmazdı belki. Belki bu özellikleriydi. Tanıyorum, belki değil, bir çeşit. Ne bileyim, akşamüstü inceliyor gitgide. Onu öğleden sonra aramıştım. Yalnızım, çok canım sıkılıyor. Ha, gelebilir miydin? Evet, rehberdeki adres, yarım saat kalmaz, oradayım. 1966. İnşallah benim okuduğumdan daha güzel okursunuz, daha güzel şeyler anlarsınız. Hani siz kendiniz okuduğunuz zaman daha iyi anlıyor insan.